Sevgi Hastanesi sunar. Açılan penceresi TV'lik ekranlarına, Sağlık Dünyası programımıza hoş geldiniz kıymetli izleyenlerimiz. Bu akşamki konumuz intiharlar. Konuğum ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı psikiyatrist doktor Zelkif Akgül. Sohbetimize başlamadan önce sorularınız için iletişim bilgimi hatırlatmak istiyorum. 0452-800-0052 canlı yayın telefon numaramız, sorularınızı bekliyoruz. Zelkif Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler iyiyiz. Siz nasılsınız? Harikayım. Çok güzel, mükemmel bunu duymak. Ama bu akşamki konumuz biraz soğuk, intihar konusu. Ürküten bir konu, evet. Ve rakamlar da bunu destekliyor. Ciddi oranda rakamlar yüksek. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 40 saniyede bir kişi dünya üzerinde intihar girişiminde bulunuyor. Doğru. Biz programımızı sunarken yaklaşık 50 kişinin üzerindeki kişi intihar girişiminde bulunmuş bunların olacak. Yarısı da ölmüş olabilir. Evet, rakamlar oldukça evet ciddi ve korkutucu gerçekten. Doğru. Aslında şairin de dediği gibi yaşamak güzel şey doğrusu ama rakamlar da ortada. Kişi neden yaşamına son vermek istiyor? Nedir intihar? Evet, yaşam dünyada bizim sahip olduğumuz en değerli şeylerden biri. Bundan daha değerli şey çok azdır. Yani bunlar çok yoğun sevdiğimiz insanlar ya da işte çeşitli ulvi değerler, milli değerler içeren durumlardır. Ama böyle değerli bir şeyi hakikaten sonlandırmaya çalışmak, yok etmeye çalışmak çok ağır bir karar. Çok ciddi bir yük. İnsanlar niçin böyle bir şey yapar? Evet, bunun aslında psikiyatrik olarak ifade edebileceğimiz ya da psikiyatrik olarak açıklamaya çalışabileceğimiz sebepler var. Fakat intiharların hepsi psikiyatrik bir sebeplere dayanmıyor. Yani intihar eylemini ortaya çıkarabilen ruhsal tabloların dışında da tablolar var. Ama bu süreçler hakikaten öyle kolay karar verilen süreçler değiller. Hakikaten karar vermek için eylemlerin en azından %95'inde çok ciddi bir background var. Yani bir geri oluşum var. Belki %3'ü 5'i ciddi bir geriden arkadan gelen bir birikim olmadan ani refleksif kararlarla ortaya çıkan tablolar olabiliyor. Ama evet, en değerli şeyimizi kaybetmeye karar vermek ve onun içinde bir eylemde bulunmak hakikaten çok yıkıcı. Sizin de söylediğiniz gibi çok soğuk bir durum. Ama maalesef bunlar hayatımızın içinde. Şimdi milyonlarca kişiyiz dünya üzerinde ve hepimiz acıyla, zaman zaman ekonomik streslerle, ondan sonra depresyonla uğraşıyoruz. Sizin dediğiniz gibi psikiyatrik nedenlerle de olabiliyor. Psikiyatrik nedenlerin dışında da kişi intihara kalkışabiliyor. Aslında intihar girişiminde bulunmak kişinin bir yardım çığlığı mı oluyor? Yardım istemesi mi oluyor? Nedenleri nedir intiharın? Evet. Şimdi intihar girişimi hakikaten çoğu zaman bir yardım arayışı içindeki kişinin davranışı olabiliyor. Psikiyatrik olarak değerlendirdiğimizde intihar girişimlerinin ruhsal modelinde kesin ölüm motivasyonuyla bu girişimde bulunanların oranı aslında yüksek değil. Yani ben mesela şöyle bir oran verebiliriz. 100 intihar girişiminin belki
8-10'u hakikaten hayatını sonlandırma motivasyonluğuyla bu eyleme bulunur. %90 civarında kişi aslında bir yardım arayışı içerisinde. Eğer biz bu davranışları ya da bu içeriği daha önceden fark edersek, intihar eylemlerinin, intihar girişimlerinin ve ölümle sonuçlanan intiharların çoğunu önlemiş ve engellemiş oluruz. Peki hocam, o zaman kişinin intihar girişiminde bulunmadan önce, intihar etmeden önce bize, ailesine, arkadaşlarına verdiği mesajlar, davranış biçimleri var mıdır? Önceden tespit edilebilir mi? Evet. Şimdi bir kere kişinin yaşam periyodu içerisinde sıradan, normal, kabul edilebilir davranışlarının dışına çıkan düşünce, davranış, hitap şekilleri olmaya başlamışsa kişide bir değişim var demektir. Bu değişim bir psikiyatrik hastalık sebebiyle mi, değil mi? Onu değerlendirilebilir ama o değerlendirmeyi siz yapamayabilirsiniz. Fakat bu eylemde bulunacak ya da bu düşünceyi içeren düşünce süreci içerisinde olan kişi yakınımızda biriyse, bu iş arkadaşımız olabilir, eşimiz olabilir, çoluğumuz, çocuğumuz, anne baba, yani primer yakın çevremizde biriyse ve o kişileri tanıyorsak, o kişilerin yaşam döngüsünde düşünsel, davranışsal, işlevsel bir değişiklikler varsa bir kere bir alarm düğmesi çalmalı. Burada bir işleyişli bir sorun var. Peki ikinci alarm düğmesi ne olabilir? Özellikle intihar düşüncesi ve eylemleriyle ilgili ikinci alarm düğmesi ise kişinin yaşamla ilgili beklentilerinin ve gelecekle ilgili planlarının olmaması ya da onları aniden sıfırlaması. Yani gelecek yılla ilgili plan yapmıyor, gelecekle ilgili plan yapmıyor. Hatta daha önce var olan planlarını birden sildi. İşte paralarını harcıyor, dağıtıyor, eşyalarını dağıtıyor. Kısa süreli absürt harcamalar yapıyor. Yani kişinin gelecekle ilgili davranışında ya da var olan yaşam sürecinin uzun vadeli ya da orta kısa vadeli de olabilir. Planların ortadan kalkması davranışsal olarak bizi şüphelendirmeli. İki, kişi ben ölmek istiyorum dediği zaman bunu birçok kişi diyebiliyor. Ama söyleyen herkesiyle kale almak lazım. Hakikaten yaşamını sonlandıracağına ya da ölmek istediğine dair düşünceleri ciddiye almak lazım. Bunu anahtar kelime olarak söyleyebilir miyiz intihar girişiminde bulunmak isteyen kişiye? Anahtar kelime olarak değerlendirmeyelim ama ciddi olarak değerlendirmemiz gereken kelimelerden biri. Çünkü hepimiz sıkıştığımızda ya evet, ölsem de kurtulsam diyebiliyoruz. Ama o ölsem de kurtulsam ya da hayattan kurtulsam ifadelerinin tonlaması, öncesi ve sonrası ve yaşam, az önce söylediğim yaşamla ilgili gelecek planlarının seviyesi, içeriği çok önemli. Yani bu kelimeyi dikkate alarak o kişiyi, bu kendimiz de olabiliriz. Evet. Yani kendimizle ilgili gelecek planları, geçmiş yaşam süreçleri, moral, motivasyon, yaşam akışı içerisindeki durumumuz, bunları değerlendirdiğimizde o ciddiyetin farkına varabiliriz. Yani hani çok basit, ya ölsem de kurtulsam yeter artık ifadeleri çok küçümsenmemeli, çok da abartılmamalı ama mutlaka kale alınmalı. Evet, dikkat alınmalı. Evet. Onun haricinde kişilerin geçmiş yaşam hikayelerinde eğer böyle girişimler varsa bu ifadeleri mutlaka çok daha ciddiye almak gerekir. Ailesinin ya da çevresinde intihar eylemi ya da girişimi ya da sonuçlandırması olan insanlar varsa onların ifadelerini çok daha net kale almak lazım, değerlendirmek lazım. Hani bir şey olmaz ifadesini kullanmamak, mutlaka kişiyi dinleyerek, anlamaya çalışarak değerlendirmeye çalışmak lazım. Ve burada da bir profesyonel süreci yönlendirmek gerekir ama hani şu tarz değil. Yani sen tamam ölmek istiyorsan mutlaka bir psikiyatriste git. Bu kadar basit ve kesin ifadelerle değil. Önce kişiyi dinleyerek, kişiyle iletişim kurarak, kişiyi anlamaya çalışarak, sonrasında bir profesyonel yardım
sürecini nasıl harekete geçirebileceğinle ilgili o kişinin düşüncelerine ve kişiye saygı duyduğunu ifade etmek çok önemli. Kişi zaten yaşamının en değerli şeyi olan hayatını sonlandırmakla ilgili bir düşünce ve eylem plan içerisindeyse çok az şeyi kale alacaktır. O yüzden o kişiyle kuracağımız iletişimde mutlaka dikkatli olmamız gerekiyor. O zaman hocam risk grupları vardır diyebilir miyiz intihar girişiminde bulunmak isteyen kişilerde? Tabii ki. Yani bazı kişilerde ya da bazı gruplarda intihar eylemini, intihar davranışını ortaya çıkması ihtimali çok daha yüksek. Bazı kişilerde de intiharı sonlandırma, yani hayatın sona erme eylemini gerçekleştirme, onun vuku bulması riski daha fazla. O zaman hocam ikiye ayırabilir miyiz? İntihar girişiminde bulunanlar ve intihar girişiminin sonuçlanması şeklinde. Yani evet, kaba taslak öyle bir yaklaşım sayabiliriz. Mesela kadınlar psikiyatrik tabloların içerisinde intihar girişimlerinde daha çok bulunabiliyorlar. Özellikle bekar olanlar ve yaşı küçük olanlar. Ama aynı oran erkeklerde daha düşük. Fakat erkeklerin girişimi sonlandırma, yani ölümü gerçekleştirme oranı bayanlardan daha fazla. Kadınlar intihar girişiminde daha fazla bulunuyor. Erkekler daha çok ölüyor. Daha çok ölüyor. O zaman bu yöntemle alakalı bir durum. Tabii ki. Tabii ki. Yani erkekler daha kesin sonuca götürecek şiddet içerikli eylemlerle yaşamlarını sonlandırmaya çalışıyorlar. Bayanlar biraz daha yumuşak içerikli ama sonuçta her ikisi de ölebiliyor. Yani her ikisini de kale almak gerekiyor. Mesela evliler daha az intiharda bulunabiliyor. Bekarlar ya da boşanmışlar daha çok intiharda bulunabiliyor. Onun haricinde sosyoekonomik seviyenin düşük olması intihar riskini daha arttırabiliyor. Madde kullanımı, işte eroin, eser, kokain gibi maddeler içerisinde kullanım alışkanlığı içerisinde olanlar daha fazla intihar eylemi içerisinde olabiliyor. Ağır psikiyatrik hastalıkların beraber eşlik ettiği ağır depresyonlar, bipolar dediğimiz manik depresif süreçlerin olduğu, şizofreni dediğimiz tabloların olduğu kişiler. Bedensel hastalıkları tabii, olanlar. Tabii. Yani kişilerin eğer ağır bedensel hastalık, kanser ya da kronik hastalıkları varsa yaşam beklentileri, ümitleri, gelecek planlarını olumsuz yönde etkileyecek hastalıklar varsa bunların intihar motivasyonu daha fazla olabiliyor. Ağır travmalar ciddi intihar motivasyonuna sebep olabiliyor. Şimdi ağır travmalar derken bir alt başlık açmak istiyorum aslında burada. Şimdi bir kısım intiharlar ciddi travmaların sonucunda aslında psikiyatrik bir hastalık olarak değerlendiremeyeceğimiz ama ani eylemler, impulsif. Mesela şöyle diyelim, hani bir bazen kızıyorsunuz, işte elinizi duvara vuruyorsunuz, bardağı atıyorsunuz falan anlık. Ama o kişiler intihar etmeye tercih ediyorlar. Onu önceden kestirmek çok kolay değil. Mesela sosyokültürel, şimdi Japonya'da sosyal başarısızlıklar ölümle sonuçlanabiliyor. Bu kültürel intiharlar. Bunları da önceden kestirmek bizim toplumumuzda mümkün değil ama Japonya'da mümkün. Avrupa'da da daha çok ekonomik seviyesi yüksek kişilerin intihar ettiği araştırmalara göre tespit edilmiş. Şimdi ekonomik seviyesi yüksek ama ani kayıplarla bunlar daha çok ortaya çıkıyor. Yani çok ciddi servet kaybına ani tepki olarak yaşamını sonlandırmaya çalışıyor. Ama bu bir depresyon ya da ruhsal bir hastalıkla alakalı değil. Bu anlık verilen bir tepki ve bu tepki sağlıksız bir tepki, doğru. Ama ruhsal bir hastalık geçmişi ya da süreci olan bir durum değil. Zaten sohbetimizin başında söylediniz, yani her intihar girişiminde bir ruhsal hastalık yok altında. Yok, doğru. Ama birçoğunda ruhsal komponent mevcut. İntiharla ilgili ölümlerin %90'ı belki %95'i önlenebilir ölümlerdir. Evet. Yani belki psikiyatrinin en ağır komplikasyonu mu desek ya da en ölümcül hali mi desek intihara, ikisini de diyebiliriz ama önlenebilir bir süreçtir. Çok
azı, belki %3'ü 5'i önlenemeyen durumlar olabilir. Hakikaten bazı durumlarda engelleyemiyoruz. Yani ne yaparsan yap. Peki işin ciddiyetini, kişinin niyetinin ciddiyetini o zaman burada nasıl anlayacağız? Şimdi kişinin eğer az önce söylediğim gibi gelecek planları yoksa, eylem girişimi varsa, eylem girişimleri hakikaten ağırsa, bununla ilgili planlar yapıyorsa, mesela şimdi düşünün bir arkadaşınız uzun süredir bir psikiyatrik tedavi görüyor ama bir süre sonra baktınız bütün mal varlığını dağıtıyor, artık neşeli, keyifli dolaşıyor. O kişi ölmeye karar vermiştir. O zaman burada işin ciddi olduğunu anlamamız gerekiyor. Evet, yani kişi depresyondayken birden neşeli, keyifli dolaşmaya başlıyorsa o kişi bir karar vermiştir. Evet. Orada dikkatli olmak gerekir. Onun haricinde özellikle son zamanlarda bizim toplumumuzda da yeterince bir hazırlık seviyesi ya da uyum aşaması olmadığı için toplumsal değişimler çok hızlı cereyan ediyor. Bu eğitim sisteminde olabilir, iş hayatında olabilir, sosyal hayatta olabilir. Hızlı cereyan eden toplumsal olaylar da bir tür travma tablosu, algısı içerisine girilebiliyor. Ve o travmada da hani post travmatik stres bozukluğu dediğimiz bir tablo yaşamadan daha travmanın başında kişi impulsif, kontrolsüz bir şekilde hayatını sonlandırma eylemi içerisinde olabiliyor. Ve bu eylemlerin en azından belki %80'inde ya da 90 arası, tam bir oran vermek çok doğru olmayabilir ama büyük bir oranında kişiler aslında %100 ölmeyi istemiyorlar. Eylemde bulunuyorlar. Ama yani son anda biri kurtarsın beni, hayata tekrar tutunayım, bir geçiş olsun, bir başlangıç olsun. Ama yapılan eylemi içeriğine göre bunların birçoğu geri dönüşsüz süreçlere giriyor. Düşünün, bir çatıya çıkmış bir kişi, atmak istiyor kendini, atmak da istemiyor. Yani kararsız arada biri gelip burada o sırada ayağa kayıyor, düşüyor. Ya da atlarken son anda vazgeçiyor ama artık yer çekimi çalışmaya başladı, aşağıya düşmeye başladı. Yani psikiyatrik manada değerlendirdiğimizde intiharların çoğu önlenebilir, tedavi edilebilir ve kesin hayat kurtarıcı süreçler olabiliyor. Fakat bunu tanımak lazım. Durumu, bu intiharla ilgili düşünce ya da davranış durumunda bir profesyonel olması gerekmiyor insan. Yani yanımızdaki kişiyi, işte evde çocuğumuzu, eşimizi, iş yerimizdeki arkadaşımızı çok iyi tanımamız gerekiyor. Tanıdığımız zaman, sizin de az önceki saydığınız belirtiler olduğu zaman ki bu davranış değişikliklerini tespit edilirse dediğiniz gibi önlenebilir. Evet. Kişinin bu girişimde bulunması ve saydığınız bir belirtilerinin olması da aslında dediğiniz gibi yardım istiyorum tabii ben. Tabii aslında bana çok yardım edin. Yardım istiyorlar, doğru. Doğru. Anladım, yardım edin. Yardım edin. Çünkü son zamanlarda bizim Türk toplumunun en önemli kompansasyon ya da destek mekanizmalarından biri olan toplumsal paylaşım, ailesel ya da sosyal destek sistemleri artık çalışmıyor. Yani eskiden eş, dost, akraba, sosyal çevre ciddi manada kişilere destek oluyorlardı. Bu tür eylem ya da davranışların ortaya çıkması ya da çıkan davranışların ölümle sonuçlanma ihtimali ya da diğer psikiyatrik hastalıkların daha alevlenme tabloları daha azdı. Fakat sosyal destek sistemleri artık toplumumuzda o geleneksel sürecin dışına çıkıp toplumsal bir yalnızlaşma içerisinde olunca bu süreç, bu mekanizma çalışmıyor. Çalışmayınca da hakikaten olumsuz sonuçlar. İntiharların belki düşünce olarak geçmişte de fazlaydı ama eylemsel olarak ortaya çıkma ihtimali her geçen gün artıyor. Ben hocam tek tek sormak istiyorum. Gençlerden başlayarak sormak istiyorum. Evet. Daha sonra kadınlar ve daha sonra erkekleri sormak istiyorum. Gençlerimiz çok çok önemli. Evet. Ve intihar sayıları da aslında artıyor. Dünyada ve ülkemizde erişim yasaklanan özellikle çocuklar için oyunlar da vardı. Annelerin, babaların korkulu rüyası. Çocuklardan ve gençlerden başlamak istiyorum. Çocuklar ve gençler hangi sebeplerle intihar girişiminde bulunuyorlar? Şimdi birincisi şu çocuklarla gençleri biraz ayırmak lazım.
Çocukların daha çok psikiyatrik tablolar içerisinde olan durumlar bazen bu tür davranışlara sürükleyebiliyor. Bir de tabii aile içi yaşantılar, travmalar. Evet, rica ediyorum aileler bizi can kulağıyla dinlesinler. Aile içerisindeki travmalar ve yaşantılar çocukların intihar davranışını ortaya çıkmasına ciddi bir zemin hazırlayabiliyor. Gençlerde durum biraz daha farklı. Gençlerde hem adolesan kendi kişilik davranış modelinin gelişmesi, hem arkadaş sosyal çevresi, hem çeşitli maddelerin kullanım kullanılmama, onların yaşam içerisindeki etkileri, aynı zamanda gelecekle ilgili beklenti ve planlar. Yani mesela şimdi eğitimle ilgili son zamanlarda sürekli değişen bir eğitim sistemi var. Bu kadar belirsizlik içerisinde her genç kafası karışacaktır, endişe kaygı yaşayacaktır, aileler de yaşayacaktır. Belirsizliğin arttığı dönemlerde her zaman intihar da dahil olumsuz düşüncelerin ön plana çıkması ve bunların eyleme dönüşme ihtimali çok daha fazladır. En kötü belirlilik en iyi belirsizlikten daha iyidir. Yani kötü de olsa ne olacağını bildiğin bir şeyde tedbir almaya çalışırsın. Ama belirsiz olan süreçler tedbir alma, plan yapma, gelecekle ilgili bir yatırım yapma ihtimalini azaltır. Az önce ne demiştik? Kişilerin gelecekle ilgili yatırımları, planlar ortadan kalkarsa intihar düşünceleri ve eylem planları daha ön plana çıkıp intihar düşüncesi, eylem ve hatta ölümle sonuçlanan süreçlerin görme ihtimalimiz her geçen gün artıyor. Keza özellikle son zamanlarda gençlerde intihar ya da benzer davranışları tetikleyen teknoloji bağımlılıkları, oyun bağımlılıkları, bu tür eylemlerin ortaya çıkmasına bir zemin hazırlayabiliyor. Oradan gelen hipnotik telkinler, hipnotik mesajlar, kişinin bir yatkınlığı da varsa ki hipnotik telkinler kişinin yatkınlığı yoksa hiçbir işe yaramaz. Yani kişiyi hipnozla istemediği bir şey yaptıramazsınız. Ama istediği ya da yatkınlığı olan bir şey varsa onu çok daha kolaylaştırıp ön plana çıkarıp onu eyleme geçirtebilirsiniz. Dolayısıyla gençlerde de bu tür mekanizmalar intihar düşüncesi, intihar eylemi ile sürebiliyor ya da ortaya çıkarabiliyor. Duygusal yönden tabii ki adolesan dönemde, ergen dönemde duygusal dalgalanmalar da çok oluyor. Yani akran ilişkileri, karşı cins ilişkileri, bunlar da tabii ki etkiliyor ama işin bir tarafını söylemiştik, bizim toplumsal kompansasyon mekanizmaları artık eskisi kadar çalışmıyor. Artık bizim bir avantajımız var. Tabii Müslüman bir toplum olmamız inançlar da intihar ya da benzer davranışları azaltan şeylerdir. Fakat Müslümanlık ya da inançsal gerekleri de artık her geçen gün biraz daha uzaklaşan bir toplum haline de geliyoruz. Yani o destek sistemi, yani inanç destek sistemi de eskisi kadar çalışmıyor. O yüzden insanlar mesela özellikle Müslüman olan toplumlar ama Müslüman olmayan toplumlarda da inanç sistemleri kuvvetli olan kişilerin intihar düşünce de eylemleri daha az oluyor. Özellikle düşünse bile eyleme geçme ihtimali çok daha az oluyor. O yüzden toplumun diğer destek sistemleri de çalışınca sistem içerisinde olumsuz sonuçlanma ihtimalleri her geçen gün azalıyor. Telefonumuz varmış. İyi akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. Alo. Alo. Dinliyoruz sizi, buyurun. Alo. Hoş geldiniz programımıza. Ben hocama bir soru sormak istiyorum. Hocam sizi dinliyor, buyurun. Buyurun. Hoş bulduk, iyi akşamlar, hayırlı yayınlar. Sağ olun, teşekkür ederiz. Akşamlar. Hocama bir soru sormak istiyorum. Tabii, buyurun, dinliyorum sizi. Dinliyorum sizi efendim. Alo. Hocam dinliyor sizi, sorunuzu alalım lütfen. Hocam bir soru sormak istiyorum. Telefondan duyacaksınız bizi. Televizyonunuzun sesini birazcık kısın ve hocam tamam, sizi dinliyor. Tamam, kıstım televizyonun sesini. Bizi telefonda... Hocam, evet, buyurun. Hocam benim hanım 30 seneden beri rahatsız. Ne rahatsızlığı var? Temizlik titizliği var. Efendim? Benim hanım temizlik titizliği var onda. 30 seneden beri rahatsız. Evet.
bu ben ne kadar doktora götürdüysem bir çare bulamadım. Evet. Siz orduda mı görev yapıyorsunuz? Onu sormak istedim. Sizden görüşebilir miyim? Evet, orduda özel bir hastanedeyim. Görüşebiliriz. Hangi hastanede hocam? Buradan isim vermesek program bitince arayıp öğrenebilirsiniz. Arkadaşlarımız size yardımcı olacaklardır. Çok çok geçmiş tamam. olsun diyoruz. Tamam, ben çok sizden rica edeyim. Ben çok sizden bir yardım bekliyorum. Yardımcı tabii olmaya çalışıyoruz. Tabii ki yardımcı olacağız. Arkadaşlarımız size hocamızın çalış hastaneyle ilgili bilgi vereceklerdir. Çok geçmiş olsun. Teşekkür İyi akşamlar ederim. Diliyoruz. Hayırlı yayınlar. Sağ olun. Gençler, ardından hanımlarla devam edelim mi hocam? Evet. Şimdi program içerisinde de söylemiştim. Bayanların intihar düşünce ve eylem ihtimali erkeklerden fazla ama bunu ölümle sonuçlandırma ihtimali erkeklerin daha fazla. Özellikle bayanların bekar ya da boşanmış olanları intihar eğilimini ya da düşüncesini daha fazla geliştirebiliyorlar. Tabii bunun yine program içerisinde belirttiğim bir sürü faktörü var. Yani yaşam sağlığı, psikiyatrik, sosyal, çevresi ama hani yatkınlık açısından değerlendirdiğimizde ama erkekler daha çok sonuçlandırabiliyor. Erkeklerde yine bekarlık riski arttıran bir durum ama bekar olmak ya da bekar bayan olmak ya da işte boşanmış bayan olmak intihar açısından bayanlarda daha riskli bir süreç doğurabiliyor. Evet. İntihar gençler, bayanlar, kadınlar hepsini saydık. Girişimi ve intiharın sonuçlanmasını da hepsini açıkladık. Peki intiharı nasıl önleyeceğiz? Ne gibi önlemler alacağız? Önleyici çalışmalar gençler için neler olacak? Eğitim sisteminden tutun, aile içerisindeki davranışlardan, tutumlardan, işte yalnız yaşayan bayanlardan tutun. Nasıl, ne gibi önlemler alacaklar? Evet, şimdi intihar düşüncesinin gelişmesinde en önemli zemin düşünce içeriği olarak ümitsizliktir. Ümitsizliğe sürükleyebilecek her tablo intihar düşüncesi zemini oluşturabilir. O da daha sonra intihar girişimi ölümle sonuçlanabilir. Şimdi sadece bu düşünce üzerinden bir hareket edersek, insanların psikiyatrik hastalıkları varsa önce tabii onları tespit edip tedavi etmek gerekir. Ama psikiyatrik hastalıklar yoksa ki psikiyatrik tabloya ya da sosyal, yaşamsal, eylemsel sürece götürebilecek, ümitsizlik doğurabilecek her şeyi toplumsal olarak ortadan kaldırmaya çalışabiliriz. Mesela iyi bir eğitim yaşamı planlayabiliriz. Gerek devlet gerek aile olarak. İyi bir sosyal yaşam, iyi bir sosyal çevre planlayabiliriz. Burada hem ailenin hem devletin üzerine düşen görevleri olabilir. Sağlık sistemini iyi planlarsak, çünkü sağlıklı bir beden ve sağlıklı bir beyin intihar ya da intihar düşüncesiyle ilgili süreci en uzak düşünecektir. Bedensel ya da ruhsal sağlığı. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün de sağlıklılık tanımı ruhsal, bedensel ve sosyal iyilik halidir. Bizim üçünden tam bir iyilik hali. Evet, tam bir iyilik hali. Şimdi biz genellikle ruhsal ve bedensel süreci daha ön planda değerlendiriyoruz ama bunun sosyal iyilik hali bunun ayrılmaz bir parçası. Dolayısıyla ümitsizlik doğurabilecek sosyal patolojileri, sosyal hastalıkları, sosyal sıkıntıları biz minimalize edersek, azaltırsak, bu konudaki destek sistemlerini arttırırsak intihar düşüncesi ve eylem girişimini en aza indiririz. Ama bunu ortadan kaldırma şansımız yok. Sıfırlama şansımız yok. Biz en iyisini yapmaya çalışırsak, en aza indirmeye çalışarak bir sonuç alabiliriz. Tabii kişilerin de kendilerine düşen görevler var. Yani hem sosyal çevreyi, hem aileyi, hem çoluk çocuğumuzu etrafını değerlendirmek, aynı zamanda kendimizi de değerlendirmemiz lazım. İnsanlar şu zaman kendi düşüncelerini, kendi duygularını, kendi bedenine çok önem vermiyorlar. Ertelediğin her şey daha sonra katlanmış zarar olarak geri geliyor. Mutlaka. Dolayısıyla bedensel, ruhsal ve sosyal süreçlerimizi de planlayarak, ertelemeyerek ve onlara çözüm arama girişiminde sürekli bulunarak
kendimizi bir tık, iki tık, üç tık daha ileri taşıma gayreti içerisinde olmamız lazım. Ertelememek lazım. Evet. Erteleyince birikir. Birikir. Evet, ve o da belki bir süre sonra kaldıramayacağımız yükler haline gelmeye başlıyor. Evet, ağır hale gelmeye evet. başlar. Evet. O yüzden en önemli şeylerden biri ümitsizlik doğurabilecek ortamları azaltmaya çalışmak. İntiharla mücadelenin en önemli düşünce içeriği ümitsizlik, en önemli hareket noktasının başı da ümitsizliği ortaya çıkarabilecek ortamları azaltmaya çalışmak. O zaman iletişim becerilerimizi de bulunduğumuz alanlarda artırmamız gerekiyor. Tabii sonuçta hepsi birbirinin içerisine gidiyor. Yani sosyal, az önce söyledik, sosyal destek sistemleri azalmaya, insanlar yalnız kalmaya başladı. İnsanlar birbirleriyle konuşmuyorlar. Aynı ev içerisinde insanlar biri başka odada, öbürü başka odada, öbürü başka odada, ya telefonda, ya bilgisayarda, ya televizyonda. İcabında bir hafta kimse kimseyi görmüyor. Aynı evin içerisinde. Evet, yalnız kalma, kendini değersiz hissediyor insan haliyle ilerleyen zamanlarda. Sadece o değil. Karşı tarafı değerlendiremiyorsun. Evet. Kendini değerlendiremiyorsun. Ne durumda olduğunu çoğu zaman farkına bile varmayabiliyorsun. Evet. O yüzden o süreçte sosyal destek sistemleri, sağlık yapılanmasının iyi planlanması, eğitimin iyi planlanması, bunlar hepsinin birbirinin içerisinde geçen şeyler. Bir telefonumuz daha var sanırım hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş İyi geldiniz akşamlar. Programımıza. Hoş bulduk. Benim de bir sorunum var bu konuda. Yıllardır tedavi görüyorum. Depresyon takıntılarım var. Evet. Geçmiş olsun. Anlık birden fenalık geçiriyorum. Evde yalnız olduğum zaman yalnız yaşayan biriyim. Kendimi oradan oraya atmak istiyorum. Ya kapıya atayım diyorum kendimi. Yani kendime bir zarar vermek istiyorum. O anda çok kötü oluyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çoğu zaman hastaneye de gidiyorum acilleri. Evet. Sakinleştirici şey yapıyorlar. Yine yapılıyor. Ansiyete teşhisi kondu. Geçmişte çok kötü şeyler yaşadım. Şu anda yalnız olduğum için çok yalnızlık çekiyorum. Yalnızlık kaldıramıyorum yalnızlığı. Yani böyle bir anlık bir şey geliyor. O anda kendimi öldürmek, ne bileyim bir kablodan bile alıp böyle kendime zarar vermek veya bir başkasına nasıl yani kaldırabilir miyim? Böyle bir düşünceler var. Yani evet. Çok kötü oluyorum bir anda. Bir de böyle bir yere kesip bir yere gittiğim zaman kimse olmadı mıydı böyle agorafobi gibi o anda korku geliyor. O anda oraya yığılıyorum. Hiçbir evet. şey yapamıyorum. Çevremde insan olmazsa çok birden bir korku geliyor. Peki bilemiyorum artık. Evet yani anladığım kadarıyla bir psikiyatrik hastalık süreci içerisindesiniz aynı zamanda. Evet. Bunun için tedavi süreci yeterince etkili olmamış galiba. Evet, olmadı. Bu sonraları olmaya başladı bu korkularım. Böyle kendime zarar verme önceden yoktu ama. Şimdi fiziksel şiddet gördüm daha önce. Evet. Yani hayatım boyunca hep fiziksel şiddet yaşadım yani. Ruhsal ve fiziksel diyeyim. Evet, yani anladığım kadarıyla hakikaten ciddi çelişkileri, çatışmalar ve kaygılar içerisindesiniz ama şimdi tabii bu programdan size ayrıntılı yardımcı olma şansımız yok ama size şöyle bir yönlendirme yapabiliriz. Birincisi, tedavi gördüğünüz hekiminizle yakın iletişimi koparmayın. Tedavi planını iyi şekillendirirsek büyük bir kısmını toparlarız ama onun haricinde sosyal destek sistemlerini de biraz hareketi geçirebilirsek sizinle ilgili bu yaşadıklarınızı en aza indirip belki sizi çok ciddi rahatsız etmeyecek seviyeye getirebiliriz. Ama tabii bunlar doğru ve yeterli yaklaşımla ortaya konabilecek süreçtir. O yüzden şu an önerebileceğim şey birincisi hekiminizle bağlantıyı koparmayın ve yaşadığınız sıkıntıları, içeriklerini mutlaka hekiminizle paylaşın ve o size doğru yönlendirme sürecini sürdürecektir. İkincisi tabii sosyal destek sistemleri ve aile sisteminizle ilgili bir bilgiye sahip değilim.
Ama oradaki süreçleri de biraz bu sürece dahil edersek sizin yaşadığınız sıkıntılar çok daha az olacaktır. Ama kesinlikle kendinize zarar verme eylemi ya da girişim içerisinde bulunmayın. Bunların hepsi çözülebilecek, çözüm bulunabilecek ve sizin bu sıkıntılarınızı minimalize edebilecek, en aza indirebilecek süreçler ortaya çıkabilir. O yüzden ümitsizlik ya da karamsarlık içerisinde olmak değil, az önce yaptığınız gibi ne yaptınız? Telefona sarıldınız, televizyondan en azından bir yol göstermek istediniz. Bu güzel bir şey, doğru bir davranış. Ama bu davranışı devam ettiğinin, yani hekiminizle ve sosyal destek sistemlerinizle bağlantıyı koparmayın. Ama o bir anda olan bir şey. Yani işte bir an geliyor, o bunalım. İşte o ne anlık, yaptım bilmiyorum. Evet, telaşlanıyorum zaten o anda. İşte o anlık eylemleri nasıl yönetebileceğinizi, nasıl kontrol edebileceğinizi hekiminiz de planlayabilirsiniz. Evet. O yüzden söylüyorum efendim. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Evet, yalnız yaşıyorum. Pek destek de alamadım. Şimdiye kadar alamıyorum. Yani çok mücadele verdim hayatta. Evet. Bayağı zorluklar yaşadım. Yine de ayaktayım ama bu bir anlık gelen bir şey. Böyle bir patlama diyeyim, bir öfke içimde, sanki bir öfke patlaması oluyor. Ya kendime ya başka birine evet. zarar verir miyim? Bir kablodan korkuyorum, dokunamıyorum. Kendime bir şey yapar mıyım o anda diye aklıma gelip kötü düşünceler var. Anladım. İşte dediğim gibi yani buradan bir ayrıntılı yardımcı olma şansımız yok ama söylediğim şekildeki bir planla size yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Geçmiş olsun diliyoruz. Çok i̇yi teşekkür akşamlar. Ederim. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Diliyorum size. Hoşçakalın. İnternetlerden evet. nasıl müdahale edilir? Evet, bakın şimdi az önce dinleyicimiz de ifade etti. İntihar aslında bir tür şiddet eylemidir. Evet. Kime şiddet? Kendine şiddet. Bazen başkasına duyduğumuz öfke ya da şiddet içerikli eylem ya da düşünceleri bazen kendimize yöneltiriz. Bu anlık tepkiler şeklinde ortaya çıkan, işte hani söyledim ya, çoğu ölümle ilgili motivasyon olmasa bile ölebiliyor insan. Ya yani o ani tepkiler bazen intihar eylemi davranışı içerisine dönüşebiliyor. O da hiç istemediğimiz halde ölümle sonuçlanabiliyor. Aslında kişi girişimde bulunmak istiyor. Evet. Çevresinden yardım istiyor. Özellikle gençler işte mutsuzum demek istiyor belki de. Hı-hı. Ailesine mesaj vermek istiyor. Hı-hı. Girişimde bulunurken intiharla sonuçlanabiliyor. Evet. Siz de söylediğiniz programımızın içerisinde hocam, kadınlar eğer yalnızsa biraz kendisine güvenmeli insan, biraz sosyal aktivitelerini artırmalı. Siz de dediğiniz gibi mutlaka hekimine güvenmeli ve biraz uzun süren tedaviler bunlar. Evet, yani işte, vazgeçmemeli tedavisinden. İşte daha önceki süreçlerde bizim toplumun geleneksel sosyal destek sistemleri bozuldu. Onun yerine artık belediyesel, yönetsel ya da hükümetsel sosyal destek sistemlerini devreye sokmamız lazım. Ama bir şekilde sosyal destek sistemlerini devreye sokmamız lazım. Eğer onlara sokamazsak yalnızlaşma ve yalnızlaşmanın getireceği ağır yük, ağır öfke, bu da bazen kendimize dönüp intihar eylemi, şiddeti şeklinde ortaya çıkabiliyor. O yüzden yani tedavi ya da sağlıklılık formunun Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımında olduğu gibi sosyal iyilik halinde mutlaka beraberinde götürmek zorundayız. Mesela şimdi sağlık politikaları içerisinde hani evde bakım hizmetleri var. Bunlar güzel şeyler. Yani sosyal destek sisteminin bir parçası ama bunu sadece fiziksel hastalıklar için düşünüyorlar. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi diye bir oluşum oluşturmaya çalıştılar ama bunlar daha çok teorik bazda kaldı. Pratiğe çok yansıyan şeyler olmuyor. Yani işin sadece sağlık kısmı değil, sosyal kısmını da Sağlık Bakanlığı'nın dışında belediyecilik ya da sosyal politikalarla ilgili süreçleri de bizim kaybolan sosyal destek sistemlerinin yerine koymamız lazım.
Evet, çünkü sizin de söylediğiniz gibi sağlığın tanımında bu var. Evet. Sağlık sadece fiziksel anlamda iyi olmakla olunmuyor. Ruhsal anlamda da iyi olmak gerekiyor. Doğru. Fiziksel anlamda da iyi olmak gerekiyor. Sosyal doğru. anlamda da iyi olmak gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün de zaten tanımında da bu var. Evet. Peki şunu sormak istiyorum hocam. İntihar girişimi genetik midir? Bunu sormak istiyorum. Yok, bir genetik tarafı yok. Fakat yani, ailesel yüklülük olabiliyor. Yani ailede intihar eğilimi ya da intihar girişimi sonucu ölümle sonuçlanan durumlar varsa bu yatkınlığı artırabiliyor. Ama hani %100 böyle bir şey yok. Artı bir de bizim atladığımız şeylerden biri de şu. Psikiyatrik modellerin çoğu öğrenim modelleridir. Yani öğreniyoruz. Neyi öğreniyoruz? Şiddeti nasıl göstermeyi, işte intihar nasıl düşünülür, nasıl sonuçlanır, nasıl yapılır. Yani biz doğduğumuz andan itibaren her şeyi öğreniyoruz. Aslında anksiyete ya da kaygıyı hiç görmemiş bir kişi kaygıyı yaşamaz. Evet. Öğrenmemiş ki. Bilmediği bir şey yaşayamaz. Bunları öğreniyoruz. Öğrendiğimiz şeyleri de ya taklit ediyoruz, ya bilinçaltı, bilinçüstü mekanizmalarla onları devreye sokuyoruz. Ya öğrenmediğimiz bir şeyi uygulama şansımız yok. Öğreniyoruz bunları. İntiharı da öğreniyoruz. Anksiyeteyi de, endişeyi, kaygıyı da her şeyi öğreniyoruz. Ama tabii bu iyi şey olmuyor. Öğrendiğimiz kötü şeyler. Mesela bağımlılıklar. Bağımlılıklar da öğreniliyor. Ama önce davranış öğreniyorsun, sonra bağımlılık davranış haline geliyor. Sonra onun biyokimyasal mekanizmaları çalışıyor. Bağımlılarda da intihar eylemi çok fazla. Evet, madde kullananlarda. Alkol, madde, oyun bağımlılar, teknolojik, onlarda da fazla. Evet. Artıyor. Yani kontrol edemediğimiz her mekanizma düşünsel şiddet eylemini de doğurabiliyor. Kendimize kızabiliyoruz. Sonra o kızgınlık kendimize şiddet eylemine dönüşebiliyor. Ümitsizliği azaltacak, farkındalığı artıracak her eylem intihar düşünce ve davranışın sonuçlanmasını azaltır. Hocam, süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Evet. Toparlamanızı rica ediyorum. Önerilerinizi, tavsiyelerinizi öğrenmek istiyorum. Şimdi birincisi kendimizi iyi tanıyalım. Çevremizi iyi tanıyalım. İntihardan korunmanın en önemli yöntemlerinden biri bu. Eğer kendimizi tanırsak ümitsizlik ve karamsarlık doğurabilecek birçok şeyi uzaklaşabiliriz ya da onları organize edebiliriz. Çevremizi tanırsak, ailemiz ya da arkadaş, eş, dost, iş arkadaşı, onları doğru yönlendirme şansımız çok daha fazla olur. Bir. İki, bağımlılıklardan uzak duralım. Her türlü bağımlılık, yaşamsal sonlandırma, intihar düşünce ve davranışı ortaya çıkarabilir. Travma doğurabilecek her şeyden uzak durmaya çalışmak lazım. Ha, bazen bu mümkün olmayabiliyor. Mesela askersin, savaşa gidiyorsun. Orada kaçınılmaz bir şey. Değil mi? Yani savaş varsa, yani savaş istediğimiz bir şey değil ya da hoş bir şey değil ama öyle bir ortam varsa, kaçınılmazsa bulunuyorsun. Ama onun haricinde durup dururken savaş çıkarmayacaksın. Mesela gelecekle ilgili hazırlıkları yapmamız lazım. Hem bireysel, hem ailesel, hem toplumsal olarak. Nedir? Sosyo-kültürel yatırımları, eğitim yatırımlarını, gelecekle ilgili sağlık yatırımlarını iyi yapmamız lazım. Bunları iyi planlarsak bizim olumsuz, gelecekte olumsuz ortaya çıkabilecek düşünce içerikleri azalır. Bu da bizim kendimize ya da çevreye olan şiddeti, intihar düşünce zeminini azaltır. Eğer kendimize bedensel olarak da iyi bakarsak, sağlığı riske düşürecek şeylerden uzak durmaya çalışırsak, tabii bazı şeyler kontrolümüzün dışında olabilir ama ağır kronik hastalıklara duçar olma ya da karşılaşma ihtimalimiz azalır. Çünkü ağır kronik hastalıklar da insanın intihar düşünce zeminini alıştırabilir. Mesela sigara içmezsek akciğer hastalığı ya da kanser ihtimali daha az olur. Yani tuz ya da diğer gıda maddelerini kontrolsüz tüketmezsek tansiyon ya da benzer kalp hastalıklarını minimize edebiliriz. Yeme alışkanlığımızı değiştirirsek kilo benzer şeyleri daha azaltıp daha sağlıklı bir zemin içerisinde olabiliriz. Spor yaparsak, ki spor
Aynı zamanda vücutta kaslarda endorfin dediğimiz endojen iyi hissettirici hormonlara salgılanmasına yardımcı olur. Böylece moral, motivasyon, keyif ve hayattan zevk olma ihtimalimizi artırırız. Ve aslında daha sayabileceğimiz bir sürü önlemlerle intihar düşünce, içerik, eylem ve davranışını minimalize ederiz. Tabii bir de eğer hakikaten bizim kontrolümüzün dışında gelişebilen psikiyatrik hastalıklar varsa onlarla mutlaka tedavi sürecine dahil olmamız gerekiyor. Ya da dahil etmemiz gerekiyor. Eğer bunların içerisinde dahil olmaz ya da etrafımızda kişiye dahil etmezsek psikiyatrinin en önemli komplikasyonlarından ya da komplikasyon demeyelim de en önemli tablolarından biri de intiharlardır. Ama önlenebilir ölüm nedenleridir bunlar. Evet. Çok teşekkür ederim. Kısaca böyle özetleyebiliriz. Evet, çok güzel hocam, soğuk bir konuydu, ürküten bir konuydu diye başladık ama ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında konumuz derin, çok geniş. Çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için. Çok teşekkür ediyoruz yani, değerli bilgileriniz buradan, için. Buradan dinleyicilerimize kendileriyle ilgili, sosyal hayatlarıyla ilgili, gelecekleriyle ilgili, yaşam düşünceleriyle ilgili olumsuzlukları bertaraf edebilecek bir düşünceye de fikir kırıntısı verebildiysek bu bizim için önemli. Bu da bir sosyal destek sistemi olmuş olur. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkürler. Sağlık Dünyası programımızın bu haftaki konusu intiharlardı değerli izleyenlerimiz. Haftaya Sağlık Dünyası programında tekrar buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Sevgi Hastanesi sundu.